Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi sizlere enteresan bir şey söyleyeceğim. Ya da az sonra mı söylesem ya. Şimdi Ahmet Ercanlar'ın bir lafı var. Jesus'un verdiği transfer listesinde forvet yoktu. Sonradan yönetim forvet almamız lazım dedi ve listeyi eklendi diyor. Bunu bana çok soruyorlar. Hocam doğru mu? Yani hiç mi Fenerbahçe'yi izlememiş. Hiçbir şey yapmamış. Şöyle böyle diye. Arkadaşlar şimdi Cesus'un e, izlediği Fenerbahçe'de Serdar Dursun Leblebi gibi gol atıyordur. Değil mi? Son haftalarda Serdar Dursun gol atıyor. E, Rossi gol atıyordu. Yani e, belli bir yerden sonra izlemeye başlamış ya. E, Berisha e oyuna girdi. Berisha'nın e çok katkısı yok. Zaten Berisha e izledikten sonra gitsin demiştir. E, Valencia var. Valencia'yı da ulan ben bunu da değerlendiririm demiştir belki. Ama bu takımın sıkıntısı forvet değil. Forvet ceza sahasında topla buluşmuyor da demiş olabilir benim gibi. Ama e, Ercanların bu lafı çok doğru değil. Çünkü ben çok çok eminim. Çok ama çok net eminim ve çok net çok net eminim. Babalar gibi bir forvet istiyor. Yani leblebi gibi gol atacak forvet istiyor. Ha şunu söylüyor. O forvet olsun, Serdar Dursun da dursun diyor. Yani gerekirse ikisinin oynarım diyor. Ama e, dursun diyor. Şimdi siz buna forvet istemiyor diyemezsiniz. Bana çok tuhaf gelir bu ifade. Aynı şekilde başka şeyler de var da. Ben önce şu haberden başlayayım. Nikola Milutinov'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması diye. Çünkü basket duyumunu çok soran arkadaş oluyor. CSK'nın Sırp pivotu Nikola Milutinov'un menajeri oyuncu hakkında çıkan Fenerbahçe beko haberlerine yönelik bir açıklama yaptı. Tahmin edin ne dedi? Demeyeyim. Bence imkansız dedi. Gelmeyecek dedi. Ben daha de bir okumadım. Bilginiz olsun. Ee, neymiş? Menajer Giorgos Pano açıklamalarda bulmuş. Pano ne demiş? Nikola'nın CSK ile bir yıllık daha sözleşmesi var. Fenerbahçe, Olympiakos ve Bologna'ya transfer olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor demiş. Kestirip atmış açık kapıda bırakmamış, kapalı kapıda bırakmamış kestirip atmış. Fenerbahçe'de ilk imza yakın diyor haberde. Lincoln Henrickey'i söylüyor ama ben bu haberi aldığım sıralarda belki de siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda kap açıklaması yapılmış olacak. Yani sağlık kontrollerinden geçmek üzere falan filan ya da görüşmelerin İstanbul etabında devam edilmesi için buraya gelmiştir falan denilecek. O yüzden şey Ha, 3 milyon euro olayı falan var. Ee, 4 yıl içinde 2.8 milyon euroya evet demiş. Yıllık 700 bin euroya. Ben bir şey demiyorum. Kararı takdiri size bırakıyorum. Siz videoyu beğenerek gerekeni yaparsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Ha şu var. Ali Koç'un e, hamle için eli gerçekten kısıtlı. Ama... Eli bu kadar kısıtlıyken bile Ali Koç bir şeylerin çabasında, bir şeyleri yapma çabasında, Fenerbahçe'yi şampiyon yapma çabasında ne olur destek olun. Ya hocam ben Ali Koç'u sevmiyorum diyen arkadaşlar var. Ya arkadaşım destek olun. Bak gerçekten çok ama çok ağır çalışıyor. Ve Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıkları görüyorsunuz. Durumu görüyorsunuz arkadaşlar. Henry Keller ikilenecek diyor. Şimdi ee, Fenerbahçe ha asıl transfer şeyi bu. Kapılo düştü. Kapılo'yu almam lazımdı. Asıl şey bu. Fenerbahçe Henrikeleri ikileyecek diyor. Lincoln Henrike mutlu sona yakın. Ki belki de açıklamıştır. Bruno Henrique için de çalışmaları sürdürüyor demiş. Ha bu önemli şimdi. Fenerbahçe iki Henrique diyecek başlık güzel olur. Şimdi Flamengo forması giyiyor biliyorsunuz artık ezberlediniz kanatta oynadığını ezberlediniz 31 yaşındaki sol kanat 5.5 milyon euro piyasa değeri ve o kadar da bonservis talep ediyorlar. Ama sözleşmesinin bitmeye yakın olması Jesus istemesi değiştiriyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Merkez bitti ya iş kanat forvetlerde ve az forvette. Bence başka mevkilerden de biten yerler vardır. Çok terledim niyeyse. Eee Bakalım sıradaki kapımız neresi olacak? Sol bek mi olacak, olmayacak? Aa sol bek demişken. Marcelo'ya veda, Fenerbahçe detayı diyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marcelo İspanyol devri yani Real Madrid'e veda edecek. Oyuncu için imza töreni düzenlenecek. İmza töreni mi? Veda töreni düzenlenecek. Pardon. Kafam Fenerbahçe'de olmuyor. İspanyol Ligi'nde Real Madrid forması giyen futbolcu için e Gerçi siz bu videoyu izlerken yapılmış olacaktır. Tahminime göre, planlamama göre e, siz bu videoyu 16.30 gibi izleyeceğiniz için saat 13'te, İspanyol saatine göre 13'te, İspanyol saatine göre 13'te bir veda töreni düzenlenecek. Başkan Fiorentina, Florentino Perez de katılacakmış. Tören sonrasında Marcelo açıklamada bulunacakmış. Hocam biz aldıysak Marcelo'yu niye açıklamıyoruz? Yani Marcelo'ya çok fazla teklif var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan, Türkiye'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden ama hani Türkiye çekici olabilir. 34 yaşında biliyorum ama çekici olabilir. Bu bir. ikincisi Roberto Carlos'un izinden gitmiş olacak ki e, her Brezilyalı savunma oyuncusunun herhalde Roberto Carlos ya da sol bir her Brezilyalı sol bekin hani idolüdür Roberto Carlos diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz aynı şeyi düşünüyor musunuz? Nereye almadı? Efsanesi olmuş durumda. Biz Marsilya'yla anlaştıysak bile niye açıklamıyoruz? Şundan. Şey pardon şeyden Marcelo'nun kendi açıklasını istiyoruzdur. Bir de geçen sezonlarda ben şeye ayar oluyorum. Misal Fenerbahçe transfer yaptı. Hocam niye kapı açıklaması yap yapmıyoruz? İşte niye kapı açıklaması yapmıyoruz? Kap açıklaması geliyor. E, al bak böyle oldu diye. Fenerbahçe'den futbolcu gidiyor. Hocam niye kapı açıklaması yapmıyoruz? Lan kardeşim sen aldığını yapıyorsan millet de aldığını yapacak. Sen karışamazsın ki. Yani misal veriyorum. Nova sen bir kulübe sattın ya da Takas'ta kullandın. Nova alan kulüp açıklama yapsın bırak. Misal yani. Kolombiyalı oyuncu için Fenerbahçe açıklaması. Arkadaşlar hızlanmam lazım çünkü yok. Hızlanmama gerek yokmuş. Tamam. Haberleri daha var zannediyordum ama bitirmişim. Daha doğrusu eledim. Önemsiz haberleri es geçiyorum. Transfer çalışmaları sürdürüyor. Fenerbahçe oyuncu Mateo Casiera ile ilgilendiği gündemdeymiş. Bir dakika bu Casiera ile ilgili biz ee, daha önce haber yaptık. Dur bakalım. Yanlış mı hatırlıyorum? Arattırmaya çıkınca zaten mavi tıklı olarak. Aynen 25 yaşındaki 4,5 milyon eurolu Sochi'nin forveti. Rus, Rusya'daki. Şimdi eleman harbi çok iyi. Performans gerçekten çok iyi. Önce onu söyleyeyim. Hani e, şunu da çok soruyorlar. Hocam sen Lincoln için fakir taliskası dedin. Bir de fakir nanisi dedin. Fakir nanisi geliyor mu? Ben bu e, için şunu söyleyeyim. Bu da bu da fakir barbosası olabilir. Niye? Bak. Futbolcunun menajeri açıklamada bulunmuş. Demiş ki 25 yaşındaki temsilcisi Olympiakos'un yanı sıra River Plate, Fenerbahçe, Kızıl Yıldız ve Zenit'in de ilgisi var. Rusya opsiyonu önde mi peki? Casiera ile ilgilenen kulüpleri açıklamaya hazırım. Rusya'dan Zenit. Mateo bu seçenekten hoşlandı ama River Plate. Kızıl Yıldız gibi kulüplerde iyi sözleşme teklif etti. Olympiakos ve Fenerbahçe'de ilgi var. Şimdi geçen sezon takımı sırtladı diyor. Bakın arkadaşlar iyi dinleyin beni. Geçen yaz Portekiz Belenenses takımından 1.2 milyon euroya almış Soşi. 23 maçta oynuyor. 14 gol 6 asist. İnanılır gibi değil. Şimdi forvet pozisyonun yanı sıra kanatta sol kanat sağ kanatta oynayabiliyor. Bir yıl daha kontratı var ve sağ yani aktif kullanıyor. Transfer markete göre 4,5 milyon euro takımın istediği değer ise 6 6,5 milyon euro civarında. Hiç kimse almaz 6,5'a ellerinde kalır. Fenerbahçe'nin alma ihtimali var mı? Var ama zor. Şunu söyleyeyim. Orada bizim bir Kolombiyalı daha var. Rusya'da. Onu elden kaçırmıştık. Bu olabilir mi? Bilmiyorum. 1.79 boyunda iyi e, yetkili bir isim. Bayağı golcü bir isim. Yani bunu mesela bu tip haberleri verip bakın scouting başarısı falan filan diyorlar. Scouting'e gerek yok. Transfer market zaten scouting'lik yapıyor. Desek ki mesela 23 golün işte 8'ini penaltıdan attı. Ya da 14 golün 8'ini penaltıdan attı. Ha dersin. Ortada öyle bir şey de yok. Çok ilginç yani. Umarım Anlatabilmişimdir arkadaşlar ee, ve yine devam edeyim. Burumaya resmi teklif. Bu arada bu Kolombiyalı Forvet için ben şu ana kadar e, şey bir şey duymadım. O yüzden de çok konuşmayacağım. Hani bana gelen bir şey yok gelirse de aktarım. Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Buruma ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya basını Fenerbahçe'ye rakip olan kulübü duyurdu. Botafogo mu demişler? Ne demişler? Fenerbahçe Kaltasaray forması bir dönem Brezilya e, rakip çıktı. Öne sürüldüğü Resmi teklif yapıldı. Bu Brezilya'da yayın yapan Lance is, isimli internet sitesinin haberine göre Portekizli futbolcu için Fenerbahçe'nin içinde Botafogo'da oyuncu ile ilgileniyor. Demiş. PSV'ye resmi kiralama teklifini yaptı. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya hocam haber senin önünde. Yani illa ki orada Botafogo'yu görmüşsün. Hayır ondan değil. Ee, bir kardeşim duyum olarak dedi ki evet kesinlikle ve kesinlikle e, biz ilgileniyoruz. Bana duyumu geldi. Kurumayla ilgili. Hatta bana bir hafta önce duyumu geldi dedi. Tamam mı? Eee Jesus'un istediğini söyledi kaynaklarım diyor. Hani elimizde ciddi bütçe yok. E tabii ki Portekiz'den gelirken de dedi yani elimizde bütçe yok dedi. Kısıtlı şeyler var, dar bütçeler dedi. En iyisini al alacağız dedi. O yüzden ister istemez her mevki için geçerli bu. Ha Bruno'yla Bruno, la, Bruno la ilgilenen en ciddi ekip Botafogo. Botafogo çok ciddi istiyor diyor. Ee, listede ve ben, ben bunu doğruluyorum diyor bir duyumcu kardeşim. O yüzden dedim Botafogo mu diye. Yani ben e, bu burmayı ilk verdiğim zaman, ilk bunu duyumunu verdiğim zaman hatırlarsanız dedim ki Brezilya'dan bir takımın çok ciddi ilgisi var diye duydum. Ne derece doğru diye. Bununla da sağlamış oldum. Demek ki doğru ki oraya kadar da gitmiş. Yok hocam belki adam senden çalmıştır senin videonu izledikten sonra demiştir. Yok. E, çalacak bir kardeşim değil. Eğer öyle bir şey olacak olsa zaten canı sağ olsun derim. Ama ben duyumlarının eşleştiğinden dolayı diyorum. demek ki Fenerbahçe'ye gelme ihtimali çok zor. En büyük engel Fenerbahçe diyor haberde. Peki Burma'nın performansı ne? Sporting Lisbon, Galatasaray, Soçcedat, Leipzig, Olympiakos, PSV. Geçen sezon PSV'de tüm kulvarlarda toplam 46 maç 10 gol 4 asist. Kesinlikle Alman Fenerbahçe'ye. Hollanda Ligi gibi ofansif manada bak ofansif manada eee yüksek bir ligde bu performans benim için yeterli değildir. Çok net söylüyorum değildir. Ama hocam 44 46 maçta kaç dakika oynadı? İşte bu benim için yeterli. 46 maçta 1721 dakika oynamış. Yani yaklaşık 20 maç. 20 maçta 10 gol 4 asist. Anladınız mı? Şampiyonlar Ligi elemesinde 5 maçta 62 dakikada bir gol. Konferans Ligi'nde 36 dakikada bir asist. Avrupa Ligi'nde 251 dakikada bir gol. Hollanda e, Kupası'nda 3 maçta 110 dakikada bir gol. 90 dakika denememişti, Demek ki rotasyon oyuncusu olarak vesaire de kullanabilir. Şimdi Galatasaray 13'ü e aldı. Bilginiz olsun 15'e sattı. Arada bir 1.9'a da kiralama var. Yani 13'ü e alıp 16.9'a sattı. 3.9 milyon euro kar elde etti gibi bir şey düşünün. Ama tabii Gelir gelmez bir sakatlığı var. Gaziantep'e falan kiraladılar. Maaşını ödediler. Emin olun onu karşıladı. Gelir gideri kadar oldu. Bir sıçrama daha yapmaz bizde. Ama e, en azından yani e, düşünülebilir türde oyuncu. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Ha 3-4 milyon euroya alınabilir türde bir oyuncuysa düşünülebilir ama öbür türlü bana tuhaf geliyor arkadaşlar ya. Yanlış anlamayın. Şimdi gelelim kısa kısaya. Bir duyumcu kardeşimiz Fenerbahçe Mehdi Taremi ile ilgileniyor. Ee, Mehdi Taremi Porto formasıyla bu sezon kaç gol atmış? 26 gol 15 asist yapmış. Hadi size bir soru sorayım. Can alıcı bir soru. İranlı 29 yaşında 20 milyon euro piyasa değeri olan bir futbolcudan bahsediyorum. İran milli takımında da 57 maçta 27 gol var. Arkadaşımız 48 maça çıkmış. 26 gol, 17 asist. Bilginiz olsun. Yani 17 asist, 15 yazmış. 17 asist. 3590 97 dakika. Yani 40 maç 26 gol, 17 asist. 40 maçta 43 gol katkısı. Çok basit bir soru soracağım. Bak çok basit bir soru soracağım. Bize bunu koklatırlar mı? Evet hayır cevapları geliyor. Evet. Dünyanın dört bir yanından. Evet şu anda Almanya'dan izleyen bir kardeşim de hayır dedi. Evet. Hissediyorum yani. O yüzden sıradaki duyma geçiyorum. Fenerbahçe Braga forması giyen orta saha oyuncusu Al Musrati ile ilgileniyor. Bu da Abula'nın haberi. Abula. Abula. Nasılsın Abula? Abula deme lazım olur. Abula deme lazım olur. Bu arkadaşa da bakalım. Al Musrati'ye. 6 Nisan 96 doğumlu 26 yaşında çok güzel. Libyalı ön libero. 12 milyon euro piyasa değeri var. Bu olmadı. Sözleşme bitiş tarihi 2024. 30 Haziran 2024. Çok kötü. Ön libero. Evet. Zamanında 650 bin euro piyasa değerindeyken bedel samsa 45 maça çıkmış. 2 gol 2 asist 3826 dakika. Bir şey sormak istiyorum. Kaça almayı düşünüyorsunuz? 3, 4, 5, 6. Bak bunu şu şekilde söyleyeyim. Al Musrati'yi de Mehdi Taremi'yi de şu, şu şekilde söyleyeyim. Jesus'un belki de Portekiz'de tanıdığı dostları vardır. Hadi Fenerbahçe'ye şunu yazın. Hadi bunu yazın. Hadi şunu yazın. Bunu yazın. Kafaları bir karıştıralım. 50 tane futbolcu bizimle yazılsın. Niye? Ben kim istiyorum? X istiyorum. Y istiyorum. Z istiyorum. Sizin, sen vermiyorsan ver. Ben onu da bayağı aşama katettim. Medyadan da görmüşsünüzdür. Diyecektir. Belki de bunun taktiğidir. O yüzden çok da detaylı konuşamıyorum ama bu iki arkadaşı da beklemiyorum. Yani ne Al-Musrati ne Taremi. Lincoln Enrique zaten konuşuldu. Bertrand Traore. Dün bunu sordum. Kaynağıma. Yani doğrulama da gelmedi, yalanlama da gelmedi ama diğer kaynağım geçiniz dedi. Yani imkan yok dedi. Niye dedim? Dedi ki herifler bize zorunlu kit şey, e, zorunlu satın alma opsiyonuyla vermeye çalışıyorlar. O yüzden sıkıntı dedi. Ben şunu söylüyorum. Zorunlu satın alma opsiyonu kaç ki? Yani 10 milyon euronun altındaki satın alma opsiyonları ben hepsini kabul ederim. Şahsen. Çünkü bu SPA bizde iş yapar. Ee, işte 10 milyon euronun altında olmadığı için ben ihtimal vermiyorum dedi. Haberiniz olsun. Şimdi ile ilgili gerçekten söylüyorum bakın. Zorunlu satın alma opsiyonuyla verme niyetindeler bize. Ha bunu düşürürler bir şey diyemem. Bir kardeşim de diyor ki hocam Aston Villa sağ kanada Leon Bailey'i aldı ve Gerard'ın son haftalardaki sistem değişikliğiyle ayrılmak isteyen bir oyuncuya dönüştü diyor. Yani fırsat transferi olabilir. Gelirse bir Anelka gibi yapabilir diyor. Bize böyle topçu lazım. Hani financial fair play olmasa kesinlikle alınabilir topçu diyor. Okey. Zayıf duyum. Üyelere verdiğim zayıf duyum. Bernard Traore bizim sunduğumuz her şartı kabul etmiş durumda. Yani zayıf duyum olarak veriyorum. Dediğim gibi bizim teklifi kabul etti ama... ...Aston Villa'nın zorunlu satın alma opsiyonunu... ...işi biraz düşürmesi lazım. Eğer bunu düşünürse... ...Lincoln Henrique'den sonraki kapımız... Berna, Bertrand Traore olabilir mi? Olabilir. Hani Jorge Jesus'un tam liste başı isimlerden bir tanesi. Şimdi şöyle söyleyeyim size. 10 numara Lincoln. Sağ kanat Bertrand. Sol kanatta şu an Rossi var ama bu Reneke'yi düşünün. Okey misiniz? Okey. Hocam bunları almışken Almusrati'yi de alalım ya. Koklatmazlar diyorum. Sen ne diyorsun bana? Şimdi bunları almışken hani şu en başta dedim ya Ahmet Ercanlar böyle böyle diyor diye. Bunları almışken hücuma gidip de Serdar Dursun'la devam edersen millet sana küfreder. Ya bu kadar güzel isim almışsın. Tamam Serdar Dursun'un bitiriciliği iyi ceza sahasında aktif bir futbolcu ama tam karşılamaz gibi sanki. E, ee, hocam Weghorst'u alırız. Aaa Weghorst. Şu benim iptal beklemeyin dediğim Özellikle salça şifresini çok verdiğim ama birçok arkadaşımızın getirdiği ve gorsma. Instagram'dan Fenerbahçe'yi takipten çıkartmış. Neyse korkmayın arkadaşlar açık açık şeyi söyleyin. Bir tane şarkı var. Onu söyleyebilirsiniz. Sıkıntı değil. <laughs> Palmeiras takımının 22 yaşındaki futbolcusu Rafael Navarro Fenerbahçe'ye önerilmiş. Bunu da yurt dışında yaşayan bir duyumcu Bu arada Bertrand Traoré'yi ister misin? Bu sene çok az oynamış. 20 milyon euro piyasa değeri var. Siz 20'yi aldanmayın. 6-7 gibi görün. Eğer satın alma opsiyonu zorunlu satın alma opsiyonu 4-5 falan olsa da düşünebiliriz bence. Bu Traoré için de dediğim gibi yani şartlar bu. Navarro'yu biz bunu daha önce de konuştuk. Hatırlayın. Ocak'ta aldılar. 2022'de ve 2026'ya kadar sözleşmesi var. 4 milyon euro piyasa değeri var. Bedelsiz aldılar Botafogo'dan. 29 maça çıkmış bu sezon. 7 gol 3 asisti var ve 7 golün 7'sinde Liberto Torres atmış. Bu arkadaş Orvet ama 7 golün 7'sinde Liberto Torres atmış. O yüzden geçiniz arkadaşlar. Niye geçiniz diyorum. Ya kider? Başka bir şey olur. Gider başka nasıl nasıl anlatayım size? Ee, Türkiye Kupası'nda mesela 8 golü var bir futbolcunun. Desem bakarsınız kimdir önemli? Abi takımından futbolcular diye. Onu söyleyeyim. İskoç çabasına göre Celtic Vinicius Souza'nın takımına e, kiralama teklifi iletmiş. Vinicius Souza. Ya şeyler çok karışıyor. Farkında mısınız? Bir forvet olan Souza var. Bir orta saha olan var. Bu e, 9 milyon euro çekilen yönetici Souza. Takımına kiralık teklifini iletmiş. Onlar da düşüne, düşünelim demişler arkadaşlar. Onu da son dakika bilgisi olarak vereyim. Bizden 9 milyon euro istemişler halbuki. Onu da son dakika bilgisi olarak vereyim. Transferde şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her an her şey değişebilir. Hani deseniz ki Mustafa hocam şu transfere şu gün şunu demiştin Ama bugün böyle. Evet doğru. Her an her şey değişebiliyor arkadaşlar. Bakın zayıf duyum diyorum mesela. Değil mi? Belki de zayıf değildir. Çok güçlü duyumdur. %100 bir duyumdur. Ama güvenemiyorumdur. Çünkü piyasa çok karışık. Piyasa çok karışık. Anlaşıyorsun, tamam diyorsun. Diyor ki benim görümcem istemedi Fenerbahçe'ye gelmemi. Lan görümcen ne alaka diyoruz. Görümcem istemedi. Ben görümcemi kıramam. O, o yok diyorsa ben gelemem. Hay senin de görümcenin de Allah diyorsun. Yani ilginç ilginç hususlar. Ya, ilginç ilginç şeyler. Şekirli şükürlü şeyler arkadaşlar maalesef ortada da böyle bir durum var. Ee, arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. Başka toparlayacak olursam yok toparlamaya da gerek yok arkadaşlar. Hani Lincoln'ler e inşallah bir aksilik olmaz hayırlı uğurlu olsun. Bertrand Traore benim hoşuma gidiyor. Keşke 3-4'e opsiyon koydursalar alsak. Bruno ki e, ona da 5 5,5 istiyorlardı. Vermemek için çok diretiyorlar da bakalım. Onu da inşallah ucuza kapatabilirsek. Mehdi Taremi, Musrati ben çok beklemiyorum. Marcelo inşallah Allah'tan bir mani gelmezse neden olmasın? Yani ben açıkçası Marcelo'yu beklerim. Hoşuma da gider. Ee, onu da söylemiş olduk. Roberto Carlos'un izinden geçen bir isim Kassaiyira bunu geçenlerde konuştuk. Buruma için evet ilgimiz var. Evet alakamız var. Ama ben dediğim gibi sanki başkasını almak için ortaya sürülmüş bir yem gibi geliyor. Navarro'yu da beklemiyorum arkadaşlar. Geçen kimi sordular bana ya. Fran Navarro'yu sordular. Rafael Navarro bu başka? Fran Navarro, dur. Bu şey forvet. İspanya Gil Vicente'deki forvet. Buna da ilgi var ama ark arkası gelmedi. Yani çok e, beklemeyin arkadaşlar bunu da. Ve bu oyuncuyu da muhtemelen yüksek bedelle satarlar. Bize beklemeyin arkadaşlar. Umarım anlatabileceklerimi anlattım. Umarım sizler videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.